Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Ankara'da Havelsan'ın genel müdürlüğündeyiz ve sizi çok özel bir yere doğru götüreceğim. Bu yer HVBS. HVBS'nin aslında anlamı Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemleri ama size basitçe söyleyebileceğim tek şey aslında bir beyin düşünün, bu karargah olsun. Oradan filolara, pilotlara, her yere uçağa yüklenecek mühimmata kadar oraya doğru iletilen bir sinir ucu olarak bunu düşünebilirsiniz. Öyle bir sistem ki ihracat başarısı yakalamış ve yakın bir zamanda da NATO bu sistemle yakından ilgileniyor. Şimdi çeşitli demoların, gösterilerin yapıldığı merkezin içine doğru gidiyoruz ve detayları birlikte görüyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? İsminiz, göreviniz? İsmim Ayhan Güney. Havelsan'da Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığında Hava Yazılımları Program Müdürü olarak çalışıyorum. Burada görmüş olduğunuz yerde yine Havelsan'da yürütülen HVBS türevi projelerin test merkezi. Şimdi biraz bu konuyla ilgili sizlere sorularımız var. Çünkü neredeyse Havelsan'ın varoluş projesi desek doğru olur mu? Doğrudur. Havelsan'ın kuruluşu HVBS ile başlar. 1995 yılında Havelsan Aydın Yazılım'la beraber bir radar imalat ve montaj projesiyle beraber devam ederken 95 yılında kapatılıp kapatılmama kararı Hava Kuvvetleri tarafından verilen bir cevapla elektronik konusundaki eksikliklerimizi milli olarak Aselsan'la giderdik. Geleceğin dünyasında yazılım ve taktik data linkler var. Bu konuda HVBS diye bir proje başlatmak istiyoruz. Havelsan'a böyle bir yetenek kazandırmak istiyoruz diye 1995 yılında bir yazı yazıldı. 98 yılında da ilk proje olarak HVBS ile Havelsan yazılım dünyasına adım attı. Yani Havelsan'ın bugün çok ciddi bir ekibi var, yazılım ekibi var, yapay zeka var, savunmada çok önemli yerlerde. Aslında bu HVBS projesi Havelsan'ın temelini oluşturan çok önemli bir proje. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu çalışan bütün arkadaşlar da zaten farkında. Yani adından da anlaşıldığı üzerine hava elektronik sanayi, dolayısıyla ilk başlangıcımız HVBS. Ve gene Barış Kartalı gibi böyle havacılık projeleriyle beraber Havelsan'ın içerisinde bu yazılımlar benim en azından bulunduğum portföyün içerisinde sürdürülüyor. Ben şimdi anons çekerken giriş anonsunda dedim ki bir beyin karargah diyelim, hava kuvvetlerinin karargahı, filolara, pilotlara kadar ulaşan bir sinir ağının adını HVBS desek yanlış mı olur, doğru mu? Bir de sizden dinleyelim onu. Şöyle söyleyelim. HVBS bilmesi gereken prensibinde hava kuvvetlerinin içerisindeki sivil memurlardan, uzman çavuşlardan, as subaylardan, subaylardan, generallere ve en üst düzey hava kuvvetleri komutanına kadar herkesin kullandığı bir sistemdir. Burada sadece kullanıcı bazında değil, aynı zamanda hava kuvvetlerinin tüm birlikleri, üstleri, harekat merkezleri, karargahları, yedek meydanları, radarları yine 1998 yılında başlatılmış olan projeyle hem kendi içsel networkleri hem de zamanın çok büyük projesi olan TAFIX'le beraber de geniş alan projesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin can damarıdır. Bunun içerisinde 3 ana sistemi öngörebiliriz. Bunlardan bir tanesi sistem yönetimi ki bu kadar birliğin bağlı olduğu bir network'ün içerisinde kullanıcı yönetimi ve sistem servislerinin sağlanması. İkincisi kaynaklar yönetimi. Kaynaklar yönetimi adından anlaşılacağı üzerine hava kuvvetlerindeki tüm silah sistemlerinin, mühimmatlarının, insan kaynağının hepsinin yönetildiği bir sistem. Bununla entegre olarak çalışan harekat, İstihbarat ve uçuş eğitim sistemini içeren muharebe yönetim sistemi. Yine üçüncü bir sistemimiz döküman yönetim sistemi ki şunu söyleyebilirim. 2005 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri elektronik imzayla bütün birlikler arasındaki mesaj ve yazışmaları yapmaktadır.
kağıt ortamı avukatlarından kalkmıştır. Ben böyle bir örnekle izleyicilerimizin aklında daha iyi kalsın diye. Örneğin F-16 uçağıyla bir operasyon yapılacak. Bir mühimmat yüklenecek. Pilot seçilecek. O bölgenin hava durumu nasıl? Hangi üstten kalkacak? İşte HVBS neleri yapıyor burada? Bize örnekleyerek anlatır mısınız? Şimdi çok kısa olarak şunu arz edeyim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bütün planlama üst düzeyde Eskişehir'de Ana Harekat Merkezi tarafından yapılır. Ana Harekat Merkezi'nde 72 saatlik NATO usullerinde bir planlama gerçekleştirilir. Bu planlama çerçevesinde hangi filolara görev verilecekse o filoların uçak sayıları, o filolara verilen görevlerde kullanılacak mühimmatlar daha plan aşamasındayken sistem arka tarafta depoları, stokları hepsini kontrol eder. Dolayısıyla plan gerçekçi bir plan olarak ortaya çıkar, uygulanabilir olarak. Üstlere gittiği zaman, yani ana harekat merkezinden üstlere yayınlandığı zaman üstün içerisinde ilgili filolar görevlerini alır. Pilotlar oturur sistemin başına. Yukarıdan verilen hedefler doğrultusunda sistem gene bakımla koordineli olarak uçak kuyruk numaraları belirlenir. Pilot eskiden manuelde 3,5-4 saat hatta 5 saat süren harekat planını, ki bu plandan neyi kastediyoruz? Kalkış meydanından kalkacaksınız, hedefe gideceksiniz, hangi rotayı, hangi irtifayı, hangi sürat uygulayacaksınız, bunu uyguladığınız zaman yakıtınız yetecek mi, arada yakıt ikmal ihtiyacınız olacak mı, ya da o sırada gün doğumu, gün batımı, ay doğumu, ay batımı ne olacak, hedefe nereden taarruz edeceksiniz, bütün bunlar manuel yapılırken şu an 4-5 dakika içerisinde filo seviyesi göre planlama dediğimiz bir modülle bunlar gerçekleştiriliyor. Bu yapılan planlama büyük kartuşlarla, ki bunları USB gibi düşünebiliriz, uçağa götürülüyor, uçağın üzerine yükleniyor ve uçağın üzerindeki bütün aviyonikler set ediliyor. Dolayısıyla uçak mühimmatı hangi noktada bırakacak, hangi süratte bırakacak, hangi rotalarda gidilecek, bunların hepsi uçağa yükleniyor. Pilotlarımız da bu görev doğrultusunda gidip görevini icra ediyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Görevden dönüldükten sonra uçak üzerinde 1553 bas dediğimiz yerden uçağın üzerindeki tüm elektronik kayıtları alıyoruz. Uçağın üzerindeki tüm video kayıtlarını alıyoruz. Debriefing denen bir yazılımımız var. Bununla beraber geliyoruz, bilgisayarın üzerinde oynatmaya başlıyoruz. Nasıl kalkmışız? Hangi irtifadan gitmişiz? Hedefe nasıl taarruz etmişiz? Eğer bu bir eğitim görevi ise, numaralardan bir ya da birkaçı eğitimdeyse yapılan hatalar analiz ediliyor. Yeniden orada bir bilgi birikimi, karşılıklı istişare ediliyor. Eğer bir harekat görevi ise sonuç, sorti sonuç değerlendirmesi yapılıyor ve bu sisteme kayıt olarak giriyor. Şimdi bu kaydın ne önemi var? Kaydın şöyle önemi var. Pilotlar harp okuluna girmeden önce deneme uçuş kampındaki uçuşlar da dahil olmak üzere Çiğli'deki pilotaj eğitimleri, üstlere dahil olduktan sonra orada geçirdikleri harbi hazırlık eğitimleri, tip eğitimleri ve ondan sonra gerçek filolarında görev yaparken harbi hazırlığa devamları ve bunların sürekli güncel tutulması sistem üzerinden otomatik yapılıyor. Yani kısaca şunu diyebiliriz. Eğer bir pilotun gece ayda 20 saat gece uçuş yapılması gerekiyorsa sistem bunu kontrol ediyor. Bir ay içerisinde kaç tane iniş yapacaksa sistem bunu kontrol ediyor. Eğer ki bunlarda bir eksiklik varsa pilotu değiştirmesini, uygun göreve uygun pilotun atanmasını söylüyor. Dolayısıyla uçuş emniyeti HVBS'e devreye girdikten sonra çok daha üst düzeylere çıkmıştır diyebiliriz. Ben tabii buna şöyle bir fikir geliyor aklıma. Bir modern bir fabrika düşünün. Çok az stokla, dakikalık, saniyelik bütün üretim anlık olarak kontrol ediliyor ve benzer bir sistemde
Türk Hava Kuvvetleri'nde Havelsan imzasıyla yer alıyor desek herhalde yanlış olmaz. Yanlış olmaz. Türk Hava Kuvvetleri dünyanın en etkili güçlerinden bir tanesi. Dolayısıyla sistem üzerinde günlük bir sürü uçuş planlanıyor. Sistem bu uçuşların rota olarak, irtifa olarak, zaman olarak çakışmalarını tek tek hesaplıyor ki uygun zamanda filoların uygun görev yapmasına ilişkin de yönlendirmeler yapıyor. Şimdi bu aynı zamanda meteoroloji verilerini de esas alıyor sistemimiz. Dolayısıyla meteorolojik tahminler de sistemin içerisinde uçuşları direkt yönlendiriyor. Dolayısıyla böyle bir çevrim içerisinde dünyada ikinci bir sistem yok diyebilirim. Tabii ki merak ettiğimiz bir konuda bu sistemin bir ihracat başarısı var mı? Türkiye dışında kullanan ülkeler var mı? 2010 yılında Pakistan Hava Kuvvetleri, dost kardeş ülkemiz Pakistan Hava Kuvvetleri'ne muharebe yönetimi yazılımları verildi. Orada 2010 yılından beri kullanılıyor. Şimdi benzer bir şey gene dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'a kuruyoruz bu sistemi. Onlarda da çok ciddi harekat etkinliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu aynı zamanda iki ülke arasında TURAS tatbikatı gibi müşterek yaptığımız tatbikatlara da çok ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz. Çünkü Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri ortak bir planlama yapacaksa aslında aynı terminolojiyi, aynı yazılımı, aynı altyapıyı kullanacak olacak. Bu da ciddi bir harekat çarpanı. Ben tabii bir de son gelişmeler dahilinde NATO da bu sistemle yakından ilgileniyor. NATO'nun böyle bir sistemi var mı? Herhalde yetersiz mi görüyorlar? Havelsan çok ciddi bir altyapı sunacak herhalde buna. Biraz da o son bilgileri alalım sizden. NATO olarak baktığımızda yaklaşık 1980'li yıllarda Air Command and Control System dediğimiz bir AXE projesi başlatıldı. AXE'ın içerisinde bir sürü faaliyet olmasına rağmen en önemli kabiliyetlerden bir tanesi de özellikle stratejik, operatif ve taktik seviyede bir komuta kontrol sistemiydi. Ancak geçen zaman içerisinde çok da başarılı olamadılar. Yaklaşık 2 sene önce NATO üyesi ülkelerden ya AXE projesine alternatif adaylarınız var mı diye bir soru soruldu. Türk Hava Kuvvetlerimiz de sağ olsun HVBS'deki memnuniyetinden dolayı NATO'ya HVBS'yi önerdi. 6 aşamalı bir seçim yapılacaktı NATO'da. İlk 4 aşamasını HVBS üye ülkelerin önermiş olduğu sistemlerin içerisinde birinci olarak tamamladı. Fakat sonra tabii ki dünyadaki konjonktürel gelişmeler doğrultusunda süreç biraz sekteye uğradı. Yaklaşık 1,5 senelik bir gecikmeden sonra yeniden 5. ve 6. aşamanın devam edeceğini düşünüyoruz. Şunu gururla söyleyebilirim ki sadece NATO değil, çünkü Amerikan Hava Kuvvetleri'nin de zamanında Lockheed Martin tarafından Amerikan Hava Kuvvetleri'ne yapılan Theater Battle Management Core System'ı ilk başta Türkiye'de kullanılmasını planlamıştık. Bizim o zamanki incelemelerimizle şu anki muharebe yönetim sistemimiz dünyadaki birçok komple kontrol sisteminden çok daha üstün özellikler taşıyor. NATO'da kullanılır, kullanılmaz. Bunun tamamen arka tarafta başka şeyleri var ama teknik ve taktik açıdan bizim sistemimizin üzerinde herhangi bir sistem olmadığını biliyoruz. Bunu da gururla söylüyoruz. Arzu ederseniz şöyle bana bir kısa bir tanıtım yapar mısınız? Sisteme nasıl giriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şöyle bir ekran başına geçelim isterseniz. Şimdi tabii burada bilmesi gereken prensibine uygun olarak kısıtlı ve sınırlı bir bilgi vereceğiz. Karşıda görmüş olduğunuz aslında muharebe yönetiminde kullanılan modülleri, yani fonksiyonel yetenekleri ifade etmektedir. Ama buradaki her bir modül aslında birçok yerde bir sisteme denk gelmektedir. Dolayısıyla burada harekat, istihbarat ve uçuş eğitimi diye 3 ana bölümümüz var. Bu 3 ana bölümümüz altındaki yeteneklerle beraber
ve birbiriyle entegre çalışarak hizmet vermektedir. Kullanıcıların yetkisi dahilinde burada bazen bir modül, bazen birden fazla, bazen de 30 tane, 40 tane yetkisine göre açılmaktadır sistem. Sol tarafta bir hava resmi göreceksiniz. Bu hava resmi modülümüz gene bilmesi gereken prensibine göre şu an askeri izlerden ayıklanmış. Tamamen sivil hava yollarını ve sivil hava yollarının bölgelerini, meydanlarını içeren bir resim. Ama en son geldiğimiz nihai olarak HVBS'de yaptığımız şey, bütün sensörlerden alınan bilgilerin füz edilerek olgunlaştırılmış ve teşhis edilmiş, dost ve düşman diye ayrılmış halde komuta katına sunmak ve buna göre taktik işlemleri başlatmak. Yani nihai şeyimiz aslında komuta katının karar verdiği şey, hava sahası kontrolü olduğu için bir hava resminden geçmekti. Yine uçuş eğitiminde şunu söyleyebiliriz, biraz önce de arz ettik. Uçuş eğitimin içerisinde bir pilotun uçuşa başladığından emekli olana kadarki tüm safahatları. Şimdi tabi burada bir sürü modül var. Bu modüllerle birlikte bir sürü veri birikiyor. Çok kısaca söylersek DOS muharebe düzeni, DOS birliklerimizin konuş kuruluşu, hava durumu var. Hava görev emri dediğimiz aslında demin anlattığımız bir uçuş görevinin başlamadan önceki hali. Hava resmi, hava sahası yönetimi dediğimiz hava sahası yönetimi ile ilgili aslında bir ekran gösterebiliriz size. O da şu, hava sahasını kat edecek olan unsurların uyması gereken irtifa blokları, süratleri, rotalarını içeren bir kurallar manzumesi. Şu an ekranda görüyorsunuz aslında. Şöyle ekrana doğru da bakalım. Burada görmüş olduğunuz bir takım koridorlar var. Bunların bazıları alçak irtifa geçiş koridorları, bazısı uçar birlik koridorları, bazıları yakıt ikmal sahaları, bazıları devriye kep sahaları olabilir. Burada çok basit 3-5 örnek koyduk ama aslında gerçek Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki mevcut unsurlarla icra ettiği görevlerle çok ciddi bir saha yönetimi gerekiyor. Bu saha yönetimi içerisinde de çakışmalar, yapılan görevler hepsi sistem tarafından otomatik kontrol ediliyor. Bu biriken modüllerin hepsi nihai olarak kokpit dediğimiz ki adını aslında bir pilotun tabii uçak üzerinden elde ettiği dünyanın verisi var. Ama bu verilerin hepsi geliyor kokpitte, MFT'nin önünde sergileniyor. Dolayısıyla bir de HVBS'nin kokpiti var. Kokpitle ilgili örnek vermek gerekirse eğer, bunlar modüllerin üzerinde birikmiş verilerin analiz edilmesi, birleştirilmesi ve karar vericiye karar vermek üzere kullandırılan bir modüldür. Örneğin ekranda radar faaliyet durumlarımız var. Radarlarımızdan hangisi faal, hangisi gayri faal, gayri faalse neden gayri faal, ne işlem yapılmış, eğer tahtitliyse tahtiti nedir, gayri faalse faal olma zamanı nedir? Bunları uçak bazında, meydan bazında, silah ve teçhizat bazında bir sürü özet bilgi ekranından özellikle komuta katına arz edilecek de bir altyapı var. Komutanlarımız bulundukları harekat merkezlerinden ya da ofislerinden yetkiler çerçevesinde hava kuvvetlerinin tüm resmini HVBS üzerinden takip etmektedir. Şimdi meraklı arkadaşlarımız izlerken ekran görüntülerine dikkatle bakacaklar. Dikkatle bakarken hemen bunun simüle edilmiş bir X bir ülke gerçek olmadığını söyleyelim. Yan taraftaki o hava trafiği gösterdiğimizde flight radardan alınmış hava yolları değil mi bunlar? Şöyle, flight radarda alınmadı ama bunlar normal bizim Esenboğa ATC'nin takip ettiği hava yolu izleri, onları entegrasyonla oradan alıp teşhir etme kabiliyetine sahibiz. Tabii ki askeri uçuşları burada vermiyoruz. Bizim. Yani burada bir bize aslında
ne yapılabilirin basit bir gösterisi olmuş durumda. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Umarım NATO'da bu sistemin ne kadar önemli bir sistem olduğunu nereden baksanız 20 yıla yakın bir süredir kullanımda görür ve NATO'ya da bir Havelsan sistemi girer diye umut ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Hepimizin temennisi bu. En azından Türk mühendisinin gücünü de NATO'da göstermiş oluruz. Bu bir böyle büyük bir sistem bazında ilk olur. Diğer sistemlerde peşini kovalar diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Sağ olun. Ediyoruz. Sağ olun. Sizlere de başarılar. Bugün sizlerle Havelsan'ı, aslında Havelsan olarak bugünlere getiren çok önemli bir projeyi anlattık. HVBS, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ve gerçekten çok ilginç detayları sizlere Ayhan Bey benim sorularımla birlikte aktardı. Şimdi bu proje çok önemli bir süreç içerisinde NATO yakından ilgileniyor. Bir taraftan da biraz önce verdiğimiz bilgiler gibi Pakistan ve Azerbaycan'a ihraç edilmiş durumda. Umarım üçüncü kullanıcı da NATO olur. Çünkü NATO gerçekten birçok üye ülkesiyle birlikte çok ciddi bir operasyon yapıyor ve burada da bir Türk yazılımının olması bizleri gururlandıracak. Evet, bu gibi detayları izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın ve sorularınızı yorum olarak iletin ki bunlara size cevap verelim. Buradan gelecek sorular ve yorumlarla bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.